Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. 2025 KPSS Tayfa. Herkes hoş geldi. Merhabalar, nasılsınız arkadaşlar? Tek uzem öğrenci koçu Rukiye Tuğba Buğa ben. Hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler çok yerindedir. Musmutlu haftalar diliyorum. Kasım'a güzel başladık. Bu haftamızda çok daha güzel geçsin umarım. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Hazırlık süreciniz bomba gibi geçiyordur inşallah. Beni tanımayanlar için biraz tanışıp kaynaşalım. Tek uzam rehberlik uzmanı ve öğrenci koçu Rukiye Tuğba Buğa ben arkadaşlar. Daha önce belki aranızda seminerlerimize katılan öğrencilerimiz vardır. Belki tek uzeme kayıtlı olan öğrencilerimiz de vardır. Sizler nerelerden katılıyorsunuz? Hangi bölümlerden mezunuz? Bu seminer özellikle KPSS öğrencilerine özel bir seminer olacak. O yüzden bölümlerinizi, deneyimlerinizi, hedeflerinizi merak ediyorum. Çok kısaca bir tanışıp kaynaşalım. Kimler nerelerden katılıyor? Kaç kez sınava girdi? Hangi bölümlerden mezun? Çalışmalarına başladı mı? Herkesten yanıt bekliyorum. Biraz tanışalım. Evet, bölümlerinizi yazmanızı bekliyorum. KPSS A grubu, ilahiyat yani din, kültür ve ahlak bilgisi, lise matematik öğretmenlerimiz var, İngilizce öğretmenlerimiz var, çok güzel. Peki daha önce girenler kimler? Dikap 3. girişim, okul öncesi öğretmeni, sınavı sadece denemek için girdim, çalışarak ilk girişiniz olacak Seda Hocam, çok güzel. Sivas 2 bölümden mezunum. Ufak ufak başladım. Ne kadar güzel Sezer Hocam. Üçüncü girişim olacak. Olsun. İnşallah son girişimiz olur. Tıbbi görüntüleme ikinci girişim. Yani ön lisans Emre Bey değil mi? Tıbbi görüntüleme 2 yıllık bir bölüm. Bu yıl değil, seneye gireceksiniz siz. Ön lisans 2 yılda bir oluyor. Gaziantep okul öncesi. Çok güzel. Kırklareli ilahiyat ilk girişiniz. Edebiyat öğretmenlerimiz var. İkinci kez hazırlanıyorlar. Çok güzel arkadaşlar. Yani ay içimizde aslında deneyimli öğrenci sayısı biraz daha fazla. İlk kez girenler biraz daha azınlıkta. Çok güzel. Deneyimli öğrencilerin biliyorlar ki arkadaşlar bu sınavın yoğun bir psikoloji gerektiren bir sınav olduğunu. Gerçekten bizi psikolojik olarak çok yıpratan bir sınav ve motivasyonun aslında her şeyden çok daha önemli olduğunu, sınava bir kez dahi olsa giren bütün öğrencilerin biliyorlar arkadaşlar. Çünkü motivasyon olmadan, inanç olmadan çıkılan hiçbir yoldan başarıyla dönülemez arkadaşlar. Bu sadece sınav için değil. Başladığımız herhangi bir şey için bizi başlatan şey zaten motivasyon. Yani harekete geçmemizi sağlayan şey motivasyon. Peki kimler çalışmaya başladı? Kimler henüz başlamadı? Geçen sene altyapı oluşturmuştum. Çok güzel. Bu yıl başlayanlar Sena Hocam başladı. Çok güzel. Destek alanlar kimler? Kendi imkanlarıyla hazırlananlar kimler? Şimdiden sıkıldık. Eyvah Halime Hocam. Sanıyorum tek başına çalışıyorsun. Bu yüzden sıkılmış olabilirsin. Genelde bir yere bağlı olmayanlar arkadaşlar çok çabuk pes edebiliyorlar. Çünkü bir plan, program, bir disiplin olmadığı için öğrenci ya bunun sonu gelmeyecek diye biraz korkuyor açıkçası. Çok güzel. Aramızda destek alanlar da var, almayanlar da var. Ama çoğunluğumuz yine kendi imkanlarımızla hazırlanıyor. Türkçe matematikte başladım ALES'ten dolayı. Evet, ALES'e de girdiniz o zaman. İki ders ortak, onları bir önce halledeyim dediniz. Harika. Şimdi motivasyondan kastım arkadaşlar. Bu sınava girmenin hepimizin üzerinde bir etkisi var. Yani hepimiz bir noktada kazanmak için, hedeflerimize, hayallerimize ulaşmak için bu sınava giriyoruz. Peki, sizi bu sınava girmeye teşvik eden şey nedir? Yani sizce neden ders çalışıyorsunuz? Aslında bu sınava hangi ihtiyacınızdan dolayı giriyorsunuz?
Ya da bunu kendinize hatırlatıyor musunuz? Yani ders çalışma davranışınızın sebebi nedir arkadaşlar? Bunu keşfeden var mı? Kendini bu noktada sorgulayan var mı? Kendi işimi yapmak için, artık donanım ve başarı için kesinlikle. Bir de ideallerimiz vardı değil mi arkadaşlar? Biz bu yola çıkarken o üniversiteleri o zorlu sınavlardan sonra kazanırken o üniversitelerde, vizelerde, finallerde belki gecelerimizi gündüzlerimize katarken bitirelim ve mesleğimize kavuşalım. Ekonomik bağımsızlığımızı elde edelim. Artık faydalı olalım. Kendimizi gerçekleştirelim niyetiyle bütün bu zorlukları yaşadık. Gel gör ki mezun olduk. Belki birden fazla kez kamuya girişimimiz oldu, atanma girişimimiz oldu. Başarısızlıkla sonuçlandı. Bu belki kendimize bakış açımızı değiştirdi. Belki motivasyonumuzu düşürdü. Belki artık eskisi kadar özgüvenimiz yok. Belki kendimize inancımız eskisi kadar yüksek değil. Ama ne olursa olsun arkadaşlar, eğer ki içten içe kendinize gerçekten inanıyorsanız ve bu sizin gerçekten sıkı sıkıya bağlı olduğunuz bir ideal ise kesinlikle bir gün gerçekleşecek. Ha biz o bir günü 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, 3 yıl sonra istemiyoruz. Hani o bir gün artık bu yıl olsun, 2025 atananlar listesinde artık hepimiz ismimizi görmenin mutluluğunu yaşayalım istiyoruz. Ben de bu semineri bu yüzden yapmak istedim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz rehberlik uzmanıyım ve aynı zamanda öğrenci koçuyum ve bireysel de sizin gibi hazırlık aşamasında olan birçok öğrencimden, hocam daha dönemin çok başındayım ama bir programım yok. Hocam niyetlendim atanmaya ama ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl program hazırlanır bilmiyorum. Neleri önceliklendirmem gerekiyor bilmiyorum. Kendi eksikliklerimi bilmiyorum. Sınav benden ne istiyor bilmiyorum gibi çok fazla feedback aldım arkadaşlar. Bunun üzerine dedim ki bunları bilmeden zaten sınava girmenin anlamı yok. Bunları bilmeden zaten başarıya ulaşamayız. O yüzden önce bilinmeyenleri bilelim, sonra eksikliklerimizi analiz edelim ve bunlara uygun bir program hazırlayalım ve yolumuza bireysel bir şekilde kendimize has, kendimize özel bir şekilde ilerleyelim. Amacım buydu. Bu yüzden bugün bizim kendi tek uzam yapay zeka sistemimizden örnek bir çalışma programı hazırlayacağım. Ama onun dışında bir öğrencinin kazanmayı hedefleyen bir öğrencinin programını neye göre nasıl hazırlaması gerektiğini de ileteceğim arkadaşlar. Şu anki seviyeniz eğer ki ihtiyacınızı yani sizin atanmanızı sağlayacak netleri karşılamıyorsa sadece başarılı olmayı istemek yetmez arkadaşlarım. İş eyleme dökme vakti. Her ne yapacaksanız 25 için söylüyorum. Artık adım atmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Kasım'ın 11'i bugün 11-11. Eyleme geçmek ve ihtiyacınızın peşinden gittiğini görmek size büyük bir motivasyon ve moral zaten verecek. Motivasyonunuzu zaman kaybetmeden yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü kıymetli öğrencilerim, artık ders çalışma vakti geldi. Ve çalışmaya başlamak için kendinizde beklettiğiniz bahaneleriniz olabilir, önünüze koyduğunuz engeller olabilir. Her neyi bekliyorsanız ders çalışmaya başlamak için, belki bir kitap almayı mı bekliyorsunuz? Gidin o kitabı alın. Belki bir kurs mu araştırıyorsunuz? Araştırın, karar verin de gidin o görüşmeyi yapın, gidin kaydolun. Belki bir programa mı ihtiyacınız var? Zaten bu seminere o yüzden katıldınız. O yüzden seminerde kalın ve beni can kulağıyla dinlemeye devam edin arkadaşlar. Şimdi önemli kısma geçmeden önce dikkatimizi toplayalım istiyorum. Herkes çayını kahvesini alsın. Not defterini, kalemini alsın. Önemli kritik noktalardan da bahsedeceğim. Unutmamanız için not almanız gerekebilir. Şöyle bomba gibi güzel, dikkatli bir şekilde çalışmaya
başlamanızı istediğim için bu seminer belki de güzel bir milat olacak sizin için. O yüzden çayımız kahvemiz eğer hazırsa, dikkatlerimiz bendeyse, bütün odağınız bendeyse önemli olan kısma giriş yapıyorum arkadaşlar. Karşınızda Zeynep. Belki Zeynep'i temsilen tabii ki gerçek ismiyle tanıtmıyorum telif hakkından dolayı ama Zeynep ve Zeynep gibileri arkadaşlar çok görüyorsunuz. Çünkü bunlar hem YouTube'da olur, Instagram'da olur, bazı sosyal medya platformlarında çok fazla karşınıza işte şu nasıl iki çocukla derece elde ettim, işte nasıl beşinci kez girişimde atandım, nasıl Türkiye birincisi oldum, nasıl Türkiye yüzüncüsü oldum gibi 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 yüzlerce öğrencinin hayat hikayesini zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben de görüyorum. Zaten birini izlediğinde yandınız. Sıralı bir şekilde diğerleri de karşınıza otomatik olarak, algoritmik olarak geliyor. Ben Zeynep'i ele aldım. Çünkü bazı kısımlarda arkadaşlar aslında ne kadar etkilendiğimizi size somut olarak göstermek istedim. Karşınızda Zeynep. Zeynep'in bir YouTube kanalı var. Ve Zeynep dereceyle atanan, istediği yeri kazanan bir öğrenci. Zeynep nasıl bir programda derece yaptım isimli bir video paylaşıyor. Bu video 150 bin küsur öğrenci tarafından izleniyor ve videonun genel özeti her dersten not tuttuğunu söylüyor. Her gün en az 300 soru çözdüğünü söylüyor. Tüm konuları baştan sona dinlediğini söylüyor. Günde 10 saat çalışmanın altına olabildiğince düşmediğini söylüyor. Ve böyle çalışarak, sürekli çalışarak dereceyle kazandığını söylüyor. Bu ve bunun gibi örnekleri siz de ben de hepimiz zaten görüyoruz. Şimdi gel gelelim. Bizim gibi bu videoyu izleyen Zeynep'le yolu kesişen Orçun, Zeynep'in videosunu izledikten sonra onun derece yaptığı programı birebir copy paste yapıp hazırlıyor. Başta uygulaması ağır geliyor ama sürekli kendine telkinlerde bulunuyor. Diyor ki Orçun, bak kız orada dereceyle kazanmış, atanmış zorla. Çalışmak istemiyorsan da zorla, ağır geliyorsa da zorla. Neyse kendini zorluyor, telkinlerde bulunuyor ve uyguluyor. Arkadaşlar Orçun dereceyle kazanmayı bırakın, sınavı kazanamıyor. Başarılı olamıyor. Tıpkı birçoğumuz gibi. Peki size bir soru. Orçun neden başarısız oluyor? Bu kadar kendini zorlamasına rağmen, bu kadar copy paste'e rağmen, bu kadar hani istikrarlı gidiyor, kendini zorluyor. Aynı programla Zeynep zaten dereceyle kazanıyor. Bu gerçek bir bilgi. Neden Orçun başarısız oluyor arkadaşlar? Bunun bir sebebi var. Bakalım kimler doğru bilecek? Aynen öyle. İnci hocam. İnci hocam diyor ki hocam program kişiye özeldir. Kendi yöntemi olmadı diyor Ebru hocam. Kesinlikle arkadaşlar alkışlıyorum sizi. Çok doğru bir bakış açısına sahipsiniz. Ne yazık ki böyle bakan öğrenci sayısı az arkadaşlar. Bakın birbirimize dürüst olalım. Yabancı yok. Biz bizeyiz şurada. Genelde bizde bir esinlenme, böyle bir ilham alma. İşte ay o kitabı mı almış? Hemen gidip ben de alayım. Ay o okursa mı kayıt olmuş? Hemen gidip ben de okursa kayıt olayım. Ay o hocadan mı eğitim almış? Demek ki o hocada keramet. Ben de gideyim o hocanın kursuna yazılayım gibi girişimlerimiz oldu arkadaşlar, yalan yok, yıllarca oldu ama biz bu girişimlerin hiçbirinden başarılı sonuçta ayrılamadık. Artık 25 bu girişimlere girdiğimiz yıl olmamalı arkadaşlar. Bakın denenmişi denersek aynı sonuca varırız. Bizim amacımız, hedefimiz atanmak, kazanmaksa yapılamayanı yapmamız, bize özel olanı yapmamız, kendimize uygun, eksikliklerimize uygun bir süreç ilerletmemiz. O yüzden derece yaptıracak bir çalışma programı arkadaşlar nelerden oluşur? Yani neler olmazsa olmaz. Şimdi hepinizin söylediği şeyler doğru. Program kişiye özel olmalı. Kendi yöntemimizi uygulamalıyız. Eksikliklerimize özel olmalı. Orçun bu yüzden mesela kazanamadı. Evet, copy paste yaptı ama o
Zeynep'in eksikliklerine göre hazırlanmış bir programdı. Orçun'un belki eksikliği daha çoktu, belki daha azdı. Orçun'un kendine özel bir programa ihtiyacı vardı. Bu yüzden arkadaşlar, ders çalışma programı hazırlarken kesinlikle verimli olmasını özen gösterin. Verimli olmasına dikkat edin. Bir kere programınız seviyenize uygun olsun arkadaşlar. Yani tutup sen temeldeyken gidip en zor kaynaklarla en ileri konulara uygun bir program hazırlamamalısın. Kaldı ki hazırlasan da uysan da zaten öğrenemezsin. Orası ayrı bir konu ama senin önceliğin seviyene uygun. Eksikliklerini bilmelisin. Ona uygun bir programla çalışmalısın. Program birkaç gün ya da birkaç aylık olmamalı arkadaşlar. Programınız sürdürülebilir olmalı. Çünkü önümüzde yaklaşık olarak 9 aylık dolu dolu geçireceğimiz bir süre var. Programınız öz disiplin düzeyinize uygun olmalı. Sonuçlarınızı ölçebiliyor olmanız gerekiyor. Yani kara düzen, programı hazırladım, uydum Allah uydum. Hiç durdurak bilmiyorum, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Sürekli çalışıyorum ama ne yapıyorum bilmiyorum. Böyle olmamalı. Belirli periyotlarda es verip geriye bakmalıyız. Ben ne kadar ilerledim? Ben o kadar çalıştım ama netlerim artıyor mu? Verimliliğim artıyor mu? Ben o konuyu gerçekten öğrenebiliyor muyum? Bunları ölçebiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve en önemlisi, programımız kendimize uygun. Yani ben Tuğba, bana uygun olmalı. Ben nasıl öğreniyorum? Belki benim öğrenme yapım görsel. Belki senin işitsel. İkimizin programı aynı olamaz. İkimizin çalışma yöntemi öğrenme yapımıza göre farklı olmak zorunda. Ya da ben çok dikkat dağınıklığı yüksek olan bir öğrenciyim. Senin dikkat dağınıklığı sorunun yok. İkimizin mola süreleri dahi aynı olamaz. Bu yüzden kendi öğrenme yapımıza uygun olmalı. Ve en önemlisi arkadaşlar, programınız sizler biricik, tek ve özelsiniz. Size özel. Yani kişiye özel olmalı. Anlaştık mı? Bence bu sayfayı direkt screenshot alabilirsiniz. Şu an bu sayfada derece yaptıracak bir çalışma programının olmazsa olmaz özelliklerini anlattım. Eğer programınız bu koşulları sağlarsa ve siz de programa uyum sağlarsanız arkadaşlar, istediğiniz sonuca rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ve yine yıllardır edindiğim öğrenci koçluğu ve öğretmenliği tecrübesine dayanarak şunu söylüyorum. Genelde KPSS öğrencilerimde yanlış algılar ve kalıplaşmış geleneksel model algıları çok daha yüksek arkadaşlar. Mesela hala içinizde belki vardır, yani ülkemizde var, Türkiye'de var öğrenciler içerisinde, ders atlayabileceğini düşünen, sevmediği dersleri küsen, onları programına bile eklemeyen, çalışmayan öğrencilerim var arkadaşlar. Böyle bir lüksümüz yok. KPSS'den yüksek puan almak, atanmak istiyorsak bütün eksik olduğumuz ders ve konulardaki eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız arkadaşlar. Başka bir çaresi, koşulu yok. Yani küsmekle, dersi elemekle, o derse hiç çalışmamakla olabilecek bir süreç değil. Şu an içinizdeki A grubu öğrencilerime de söylüyorum. Öğretmen öğrencilerime de söylüyorum. Ön lisans öğrencilerime dahi söylüyorum. Arkadaşlar şu an 80 puan, 85 puan altında atanabileceğiniz bir meslek grubu ve bir yer yok. Eğri oturup doğru konuşalım. Genel durumu söylüyorum. Her yıl atamaları da kontenjanları da mesleğimden dolayı çok yakından takip ederim. Şu an 85'in altı risk. Bir öğrenci 85 puan almak için matematik de yapacak, tarih de yapacak, eğitim bilimleri de yapacak, maliye de yapacak, muhasebe de yapacak, iktisat da yapacak. Bütün dersleri yapacak. Ha, kimi derslerde full yapacak, kimi derslerde 10 net yapacak, belki de yetecek. O yüzden henüz dönemin başındayken, henüz sınava 9 ay gibi yüksek bir zaman aralığı varken kesinlikle ders atlayayım,
Konu atlayayım. Bu tarz düşüncelere girmeyin arkadaşlar. Çünkü böyle bir lüksümüz yok, yok, yok. Anlaştık mı? Bütün dersleri seveceğiz. Hiçbir derse karşı önyargımız olmayacak. Her dersten yapabileceğimiz en yüksek notu yapacağız. Bizim öğrenci olarak görevimiz bu. Ve diğer yine yılların tecrübesiyle karşılaştığım durum, herhangi bir destek almayan öğrenci arkadaşlar evde kendi kendine o kadar yoğun eziyet gibi bir program hazırlıyor ki günde 10 saat. O kadar kendinizi bunaltıyorsunuz ki arkadaşlar. Hem uyum sağlayamıyorsunuz, bir de bütün enerjiyi, bütün o hırsı, istekliliği, bütün o tatmin duygusunu dönemin başında hiç ediyoruz. Dönemin ortasına ve sonuna ne enerji kalıyor, ne vakit kalıyor, ne istek kalıyor. Bir anda çalışmayı bırakıyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Kendinizi bunaltacak kadar ağır bir programla başlamayın. İstikrarınızı oluşturana kadar hafif hafif, yavaş yavaş gidin. Verim aldığınızı gördükçe programınızı o şekilde yoğunlaştırın. Aksi takdirde bırakma olasılığınız çok yüksek. Ve yine bir karşılaştığım bir diğer konuda arkadaşlar, genelde KPSS öğrencilerim hep konu çalışmaya odaklı. Yani yeni bir konu, yeni bir bilgi, işte YouTube'dan şu hocayı da dinleyeyim, bunun konu anlatım kitabını da alayım, işte canlı derse kayıt olayım, paso konu anlatımına gireyim ama ne ders öncesi ne ders sonrası çalışmayayım. Sadece konuları dinleyeyim, geçeyim, böyle de sınavı kazanayım gibi ne yazık ki yanlış bir düşünce var. Arkadaşlar hiçbir sınav sadece konu anlatımı çalışılarak kazanılamaz. Çünkü etkin öğrenme sadece bilgiyi öğrenmekle olmaz. O bilgiyi işlemeniz gerekiyor. İşlemeniz de nasıl olur arkadaşlar? Tekrar soru çözümü ve denemeyle. Bunları sağlamadığınızda o konuyu adınız kadar dahi çok iyi bilseniz, o konuya dair çıkan soruları yapma beceriniz olmadığı için, sınav da çoktan seçmeli bir sınav olduğu için yine başarılı olamazsınız. Bu yüzden çalışma programınıza unutma hızınıza göre tekrar ve soru çözüm periyotlarını eklemek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü bir bilgiyi öğrenmek kolaydır. O bilgiyi sınava kadar aynı sıcaklıkta tutmak zordur. Aynı sıcaklıkta tutmak için sürekli olarak unutma hızıma göre belirli periyotlarda o bilgiyi işlemem, yani tekrar etmem, soru çözmem, deneme yapmam gerekir arkadaşlar. Ve tabii ki de kendimizi ödüllendirmeden de olmaz. En ufak dahi artan birkaç netinizde ya da bir hafta aralıksız çalıştın, programına uydun, çok verimli bir hafta geçirdin. En ufak böyle bir konuda dahi kendinizi alkışlamayı, tebrik etmeyi ve ödüllendirmeyi ihmal etmeyin kıymetli öğrencilerim. Çünkü bu süreçte en yakın arkadaşınız, en büyük destekçiniz sadece kendinizsiniz. Bütün bir hafta yoğun bir tempo ile çalışıp programına tamamen uydun mu? Kendine mutlaka vakit ayır. Bu bir haftanın, orada ayırdığın zamanın karşılığını bir ödülle kendine kesinlikle ver. Bu ödül arkadaşlarına buluşmak olur, sevdiğin bir filmi izlemek olur ya da sadece oturmak, boş boş durmak dahi olur. Dinlenmek olur, uyumak olur. Ama mutlaka kendinize küçük ödüller verin arkadaşlar. Çünkü unutmayın ki artık bu sınavlar bilgi kadar psikolojik güçlülüğümüzü de ölçen sınavlar. KPSS eleyici bir sınav ve psikolojik de bir sınav. Unutmayın ki hiçbir sınav bizim can sağlığımızdan, psikolojik sağlığımızdan önemli değil ve biz varlığımızı devam ettirdiğimiz sürece bu sınavda başarılı olabiliriz zaten. Yani psikolojini koruyacaksın, sağlığını koruyacaksın, yaşamını koruyacaksın ki sınava girebil ya da girdiğin sınavdan güzel bir sonuç bekleyebil. Anlaştık mı?
Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bu bahsettiğim koşulları oluşturan bir programı hazırlarken neleri göz ardı etmemelisiniz? Arkadaşlar, programınız tamamen size ve seviyenize, günlük ayırabileceğiniz süreye uygun olmalı. Şimdi bir kere şunu dürüstçe, daha programı hazırlamadan zaten ölçmeniz gerekiyor. Ben günde kaç saat ders çalışacağım? Şimdi buna Ahmet başka bir yanıt verir, Mehmet başka bir yanıt verir, Ayşe başka bir yanıt verir, Halime başka bir yanıt verir. Çünkü biliyorum ki arkadaşlar içinizde evli olan, çocuklu olan, okula giden, staja giden, iş yaşamı olan, ücretli öğretmenlik yapan öğrencilerim var. Zaten arkadaşlar milyonlarca öğrenci giriyor. Yani o kadar milyonlarca öğrenci, her biri kendini eve kapatıp da sadece ders çalışmıyor. Eğer böyle olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Birebir onların içinde ben olduğum için, koçluk ve rehberlik yaptığım için biliyorum. İnanın en az sizin kadar yoğunlar arkadaşlar. Ama şunu yapan kazanıyor. Objektif ve dürüst olan. Ya ben günde kaç saat çalışabileceğim arkadaşım? Uyku saatim bu, uyanma saatim bu. Çocuklarımla ilgileniyorum, işe gidiyorum, eşimle ilgileniyorum, yemek yiyorum. İşte arada ne kadar saatim kaldı? 3 saat mi? Benim bu 3 saatte en verimli çalışmayı yapmam gerekiyor. Tutup da kendimi 10 saat çalışanla kıyaslamamın bir anlamı yok. Çünkü bu sınav çok çalışanın değil, en doğru yere en verimli şekilde kazanan, çalışanın ve çalıştığı sürede verim kazananın kazanabildiği bir sınav. Yani burada amacım çok çalışmak değil. Amacım yaptığım çalışmadan verim alabilmek. Ve sadece programı hazırlamak da yetmez arkadaşlar. Bakın, programınızı sürekli olarak kontrol etmelisiniz. Ne kadar uyudum, ne kadar uyuyamadım, kaç konu çalıştım, kaçını öğrendim, kaçını öğrenemedim, öğrenemediğim konuları ne yaptım, yeni programa ekledim mi, öğrendiğim konuları ne yaptım, yeni programa tekrar soru çözümü olarak ekledim mi? Her hafta bir es verip programımın raporunu çıkarıp bu şekilde devam etmeliyim. Mesela tek kuzeyimde arkadaşlar, kayıtlı olan öğrencilere akıllı sistemimiz üzerinden biz bir program hazırlıyoruz. Ve her haftada bir performans karnesi çıkarıyoruz. Yani bu öğrenciye hazırladığımız bir haftalık programdaki verimliliğini, bu öğrenci ne kadarlık bir verimli çalışma yaptı, ne kadar eksik çalışması var ve bu eksiklikleri nasıl tamamlayacak? Önümüzdeki haftanın programına eksik olduğu çalışmalar eklenerek gibi. Yani bu saydığım koşulları bir öğrencinin tek başına oluşturması ve takip etmesi, sizi çok iyi anlıyorum. Elbette kolay değil ama eğer kazanmak istiyorsanız arkadaşlar, profesyonel bir destek de bir noktadan sonra kesinlikle şart. Şimdi geliyorum seviyenize göre çalışmanın ne kadar önemli olduğuna. Arkadaşlar, her derste her öğrencinin seviyesi farklıdır. Belki bir derste seviyeniz çok gerideyken, bir derste daha orta, bir derste daha ileri olabilir. Önemli olan hangi derste, hangi seviyede olduğumuzu daha programımızı hazırlamadan bilmemizdir. Herkes bir bu konuya girmeden önce sayfanın ekran görüntüsünü alsın bakalım. Bu çok işinize yarayacak. Daha sonra da kullanırsınız zaten. Burada 5 basamaklı bir öğrenme modeli görüyorum. Yani bilinenin tam aksine, klasik eğitim veren kurumların tam aksine, belki sizin o geleneksel eğitim modelinde alıştığınız içeriklerin tam aksine, biz diyoruz ki arkadaşlar tek uzem olarak, ki bu modelin telifi de bize ait bu arada, tek uzeme ait ve bizim savunduğumuz gerçek şu: öğrenci 5 farklı seviyede olabilir ve hangi seviyedeyse öğrenci seviyesine uygun çalışmak zorundadır. O bilgiyi öğrenmek ve kalıcı hafızasına atabilmek için. Bu seviyelerden birinci ve en düşük olanı arkadaşlar temel seviyedir. Temel seviye adından da anlayabileceğimiz gibi o derste hiçbir temelimizin olmadığını bize söyler ve temelimizin olmadığı derslerde biz kurum olarak kayıtlı olan öğrencilerimize ön hazırlık eğitimlerimizi ödevlendiririz.
İkinci seviye arkadaşlar, başka bir derste başlangıç seviyesinde, yani ikinci seviyede olabilirsiniz. Eğer ikinci seviyedeyseniz bir derste, biz size o derste konu anlatımı çalışması yapmanızı öneririz. Bu çalışmayı gerek video derslerimizden, gerek ders notlarımızdan, gerek canlı derslerimizden yapmanızı sağlarız. Bunun için bu sisteme kayıt olduğunuzda ihtiyacınız olan eğitimsel içeriklerin tamamı da hediye olarak sisteminize zaten yüklenir. Bir derste üçüncü seviye, yani tam orta seviyede olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir derste orta seviyedeyseniz, o derste yapmanız gereken çalışma detaylı bir konu tekrar çalışmasıdır. Yine bu tekrar çalışmalarını da bizim özel hazırlanmış tekrar videolarımız ya da kendi notlarınızla, bizim notlarımızla yapabilirsiniz. Üçüncü seviyedeyseniz, üçüncü seviyede olan bir öğrenci artık ön hazırlığa ve konu anlatımına ihtiyaç duymuyordur. Artık zaten orta seviyeye, üçüncü basamağa gelmiştir. Eğer bir derste arkadaşlar dördüncü seviyede çıkarsanız sonuçlarda, artık o derste konuyu anlamış, tekrarla birlikte kavramış ama artık bu konuyu, bu bilgiyi kullanmaya ihtiyacın var demektir. Yani bunun için de ufak ufak alıştırma soru çözümleri yapman gerekir. Eğer bunu sağlıklı, başarılı bir şekilde yaparsan, o konuda çıkabilecek birçok soruyu yapabilecek yetiye ulaşmış olursun. Eğer bir konuda beşinci seviyedeysen, işte orası senin tam da hedeflediğin seviyedir. Çünkü en üst seviyedesindir. Yani artık en zor soruları bile, en uzun soruları bile, en yapılamayan soruları bile yapabilecek düzeye gelmişsindir. Ve burada pekiştirmek için, artık öğrendiğin bilgileri sınava kadar unutmaman için pekiştirme soru çözümü yapmanı ödevlendiririz. Bu görevi veririz sana. Sen bu görevi kendi somut soru bankalarından ya da bizim canlı veya video derslerimizdeki soru çözümlerimizden yapabiliyor olursun. Anlaştık mı? Bakın, bu şekilde öğrenmeyi parçalayan TEKÜZEM'in dışında herhangi bir eğitim kurumu yok arkadaşlar. Diğer kurumlara göre siz sadece iki zümresinizdir. Ya başarılısınızdır ya değilsinizdir. Ya iyisinizdir ya kötüsünüzdür. Ama kimse size hangi derste, hangi basamakta olduğunuzu ve ne çalışmanız gerektiğini söylemez. TEKÜZEM'den başka, bizden başka, bunu ölçen ve buna uygun bir program hazırlayan, akıllı bir sisteme sahip olan hiçbir eğitim kurumu yok arkadaşlar. Aslında başarı detaylarda gizlidir. Az önce de dediğim gibi. Çünkü bunları sağlamadığımızda, herkeste aynı çalışmayı yaptığımızda arkadaşlar, sadece herkesin aldığı o 70 puanı alabiliriz. Hadi taş çatlasın, kendimizde biraz az çok bilgimiz vardır, 75 puanı alabiliriz. Ama bize bu puanlar, az önce de söylediğim gibi, zaten yetmiyor arkadaşlar. Bu sınav artık fark yaratmayı istiyor. Hele Milli Eğitim Akademisi haberlerinden sonra, devletin tasarruf tedbirlerinden sonra işimiz biraz daha eleyici oldu arkadaşlar. Tabii ki hedeflerimizden vazgeçtik mi? Hayır. Hiçbir şekilde vazgeçmedik. Ama eskiden belki 80 puanla atanabiliyorsam kendi bölümümde, artık o 80 puan bana yetmeyecek. Artık 90 puan almam gerekecek. Yani hedefim benden uzaklaştı. Dolayısıyla daha ince elemeliyim, daha sık dokumalıyım. Eğer eskiden desteksiz kazanabileceğimi düşünüyorsam, artık bu puanı desteksiz alamayacağımı, yüksek oranda alamayacağımı kabul etmeliyim ve kendime uygun desteği almalıyım arkadaşlar. Eğer profesyonel bir destek almıyorsanız ve tarihler Kasım'ın 11'ini gösteriyorken arkadaşlar, online eğitimleri, TEKÜZEM'in akıllı sistemini kesinlikle değerlendirmenizi öneririm. Şimdi zaten bizim akıllı sistemimizde bir kez misafir öğrenci girişi alanından giriş yapacağız. Ve ben TEKÜZEM'e kayıtlı olan, akıllı sistemden faydalanan bir öğrenci programını nasıl hazırlıyor?
Sistem ona nasıl ödevlendirmeler getiriyor? Bunları size bir kereye mahsus göstereceğim. Ve şu an bu seminerde olan herkes kendine akıllı sistem, yapay zeka üzerinden bir kereliğine örnek bir program hazırlayabilecek. Yani deneyimlemenizi, test etmenizi, verimini canlı kanlı somut olarak görmenizi ve o şekilde kayıt olmanızı, o şekilde karar vermenizi, faydasını test ettikten sonra bu kararı vermenizi kesinlikle çok isterim. Eğer hazırsak arkadaşlar, dikkatlerimiz hala bende kalsın. Çünkü şimdi biraz daha dikkat isteyen bir kısma geliyorum aslında. Tekozem'in öğrenci hesabına giriş yapacağız. Misafir öğrenci alanına. Siz beni izleyeceksiniz. Seminerden sonra her birinizin birer kere bu yaptığım uygulamayı yapma hakkı olacak. Bu seminere katılan öğrencilerime tanıdığım ekstra bir avantaj, bir inisiyatif gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burası bizim resmi web sitemizin öğrenci giriş alanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten login sayfası. Hemen kullanıcı adıma ve şifreme bakacağım. Ben kendi bilgilerimle giriş yapacağım. Siz zaten Tekuzem'e seminer için ücretsiz bir üyelik gerçekleştirdiniz. Oradaki bilgilerle giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani seminere girdiğiniz sayfasında bizim örnek öğrenci alanımız. Şimdi buraya girelim bakalım. Kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum. Giriş yap diyorum. Karşıma benim ismim ve soy ismimle panelim geliyor. Bakın ismim şu an Tekuzem KPSS. Sizin kendi adınız ve soyadınız yazacak arkadaşlar. Burası bizim yapay zeka akıllı sistemimizin ön yüzü arkadaşlar. Burası sadece kayıtlı olan öğrencilerin normalde faydalanabildiği bir alan. Ancak seminere özel dediğim gibi sistemi test etmeniz, faydasını görebilmeniz, kendinizin inceleyip kurcalaması, deneyimlemeniz için her birinizin birer kez bu alanı kullanma hakkı var. Şimdi bu alan arkadaşlar benim bireysel olarak programımı hazırlayacağım. Sistemin beni tanımasını sağlayacak eğitim analizlerine, seviye belirleme sınavlarına gireceğim alan. Fark ettiyseniz karşınızda bir zil ve zilin üstünde bekleyen görevlerim var. Kırmızıyla 14 yazıyor. Bunlar sistemden faydalanmam için yapmam gereken ilk adımlar. Buraya tıklayacağım arkadaşlar. Birinci görevimiz eğitim analizi. Eğitim analizi Türkiye'de ilk ve tek kez uygulanan ve patenti Tekuzem'e ait olan, aslında her öğrencinin, her insanın farklı öğrendiğini biliyoruz ama bu farklılığı ortaya çıkarmak için birçok eğitimci ve psikoloğun, uzmanın oluşturduğu sorulardan, hazırladığı sorulardan oluşan özel bir test arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikanızı alır. Teste başla diyerek buradaki testi güzelce çözün ve çıkan sonuçlarınızda hayret edeceksiniz, şok olacaksınız arkadaşlar. Bunu bir eğitim falı gibi düşünün. Gerçekten sistem sizden daha iyi tanıyor. Sizi tam olarak size anlatacak diyebilirim. İlk görevimiz bu. İkinci görevimiz seviye belirleme sınavı 12. Bu göreve yalnızca kayıt olduktan sonra kayıtlı olan öğrencilerim girebiliyor. Siz sadece analizi çözebilirsiniz. Bu sizin için yeterli. Kayıt olmaya karar verirseniz de kayıttan sonra sorumlu olduğunuz birçok ders için seviyenizi ölçümleyebilmek adına seviye belirleme sınavlarını zaten çözmek zorundasınız arkadaşlar. Üçüncü ve en önemli görevimiz aslında seminerimizin konusu olan çalışma programını hazırlayacağımız alansa burada çalışma takvimi 1 diyor. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Karşıma bir grafik geliyor. Yeterli zaman oranım geliyor. Program derslerinizde çalışma alanını belirle yazan iki tane mavi kutucuk geliyor. Önce program derslerini tıklıyorum. Ben bir öğretmen olduğum için kendime öğretmenlik alan bilgisi de dahil örnek bir program hazırlayacağım. Alanımı sınıf öğretmenliği olarak seçtim. Random seçtim.
Sizin kendi alanınız neyse, belki okul öncesidir, belki din kültürü ve ahlak bilgisidir, belki KPSS A grubudur, belki ön lisans KPSS'dir. Sizde zaten o çıkacak. Burası dediğim gibi benim sayfam. Örnek olarak nasıl yapmanız gerektiğini gösteriyorum. Ben örnek olarak kendime genel kültür, genel yetenek için bir program hazırlayacağım. Eğitimleriniz kısmında Tekes G'ye GK'yı seçtim. Burada ders sistem oluştu. Bana özel bir program olduğu için çalışmak istediğim dersleri, öncelik vermek istediğim dersleri dahi kendim seçiyorum. Ben müfredatı en uzun olan tarihi, matematiği ve Türkçe'yi başlamak istiyorum. Seçtim. Çalışma alanını belirleden, size seminerimizde de söyledim arkadaşlar, bakın bizim sistemimiz çalışanlara da, evde olanlara da, evlilere de, bekarlara da, çocuk sahibi olanlara da, olmayanlara da, okula gidenlere, staja gidenlere de, gitmeyenlere de. Yani herkese özel bir sistem, herkese uygun. Çünkü öğrenci çalışabileceği günleri ve saat aralığını kendi sorumluluklarına göre kendisi seçiyor arkadaşlar. Bakın bu kadar özgürlüğün olduğu başka hiçbir eğitim kurumu yok. Bütün kurumlarla görüşün. Hepsi de kurumun programını verir. Şu gün şu ders var, bugün bu ders var, ister gir ister girme der. Ama sana özel bir yol haritası hiçbir eğitim kurumu Tekuzem'den başka çizmez arkadaşlar. Buraya geliyorum. Burada kendime her gün için aynı programı da hazırlayabilirim. Her gün sorumluluğum değişiyorsa özeli seçip, günleri seçip o gün ve o saatler için program hazırlayabilirim. Ya da hafta içi, hafta sonu için ayrı ayrı program hazırlayabilirim. Ben çalışan bir öğretmen olarak hafta içi ve hafta sonu mesaim değiştiği için iki ayrı program hazırlayacağım. Örnek olarak gösteriyorum. Siz buraya kendi istediğiniz günleri ve saatleri gireceksiniz. Anlaştık mı? Şimdi hafta içini seçtim. Hafta içi saat 5 ve 9 arası 4 saat çalışacağım. Hafta sonu biraz daha fazla çalışabilirim. 14 ve 19 arası çalışacağım. Bakın burada süre oranım var. Şu an %96. 72 dakikalık daha çalışma yapmam gerekiyor. Bunu da pazar günü gece yatmadan önce saat 10 ve 11 çeyrek arası ekledim. Şu an yeterli süre oranım, seviyeme göre yapmam gereken çalışma aralığı şu anda yeterli arkadaşlar. %103 programınızı hazırlarken bu kısmı da özellikle dikkatli bir şekilde bakın. Çalışma programı oluşturuyorum. Program arkadaşlar bir insan oluşturmuyor. Bir öğretmen oluşturmuyor. Ben de oluşturmuyorum. Siz de oluşturmuyorsunuz. Programı yapay zeka sistemi oluşturuyor. Yani bir insan zekası ve bir insan özverisinden, bilgisinden çok daha fazla şeyi bilen ve yanılma payı sıfır olan yapay zeka şu an benim programımı hazırladı ve karşıma getirdi. Birlikte programa bakalım. Halime Hocam, ben kayıt olmak istiyorum. KPSS A grubu mevcut mu hocam? Evet Halime Hocam. Tabii ki de A grubu da mevcut. Genel kültür, genel yetenek de diğer eğitimlerimizde. Zaten kursla ilgili birazdan bilgi aktaracağım. Önce bir programımızı inceleyelim. Şimdi burası arkadaşlar benim gün gün saat saat seçtiğim dersler için programımı hazırladığım alan. Bakın ben sınıf öğretmeni olduğumu söylemiştim. Ve burada karşıma ÖABT için aynı şekilde programım geldi. Ve benim sadece uyum sağlamam için arkadaşlar üzerine tıklayıp çalışmaya başla demem yeterli. Tabii ki lazım hocam. Kayıtla alakalı bilgi aktaracağım. Yardımcı olacağım. Yani bizim akıllı sistemimiz size sadece günlük programınızı hazırlamak, yol göstermekle kalmıyor. Bu programda ihtiyaç duyduğunuz konu anlatım videoları, soru çözüm tekrar eğitimleri,
Türkiye geneli deneme sınavları, dijital PDF ders notları ve A grubu için genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri için sıfırdan başlayan canlı dersleri de sağlıyor. Yani ben bu sisteme kayıt olduğumda benim ihtiyacım olabilecek içeriklerin çoğu zaten sistemde bana sunulduğu için sadece sadık kalmam yeterli oluyor arkadaşlar. Bakın günü gününe, saati saatine ne yapmam gerektiğini yazan bir sistem ve beni takip ediyor. Ben ne dedim? Programınızı belirli periyotlarda durdurun ve ne kadar ilerlemişim dönün ve geçmişe bakın dedim. Bakın biz kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde her hafta performans olarak ne kadar öğrendi, ne kadar çalıştı, ne kadar verimli bir hafta geçirdi bunların hepsinin raporunu öğrencilerimize karne olarak sunuyoruz arkadaşlar. Bunu belki de tek başınıza çalıştığınızda yapamayacaksınız. Hatta belki de değil, bunu hiçbir öğretmen ve hiçbir öğrenci koçu da yapamaz. Çünkü senin söylediğin kadar bilebilir. Yani sen çalıştım dersin sana inanır. Belki de çalışmadın. Öğrendim dersin sana inanır. Seni bir tarama testini almaz. Seni bir denemeye almaz. Her şey senin iki dudağının arasından çıkan cümlelere bağlıdır. Yani gerçekçi olmayabilir, objektif olmayabilir, geçerliliği olmayabilir ve bu kadar ciddi bir sınavda geleceğini riske atmanı istemiyorum. Her şey objektif olmak zorunda. Biz bu yüzden yapay zeka sistemini geliştirdik arkadaşlar. Yoksa sizin koçunuz ben de olabilirdim ama beni çok rahat yanıltabilirdiniz. Ben size uzaktan uzak zaten takip edemezdim. Her birinizle 24 saat ilgilenmem mümkün değildi. Hadi programı yapardım, uydun mu uyamadın mı tamamen senin takdirin olurdu. Ve yolun sonunda başarısız olma ihtimalimiz yine çok yüksek olurdu. Ama yapay zeka sisteminde öğrenci uysa da uymasa da her hafta programı yenileniyor ve kalan süreye göre yeni stratejiler geliştir diyor arkadaşlar. Ve çok şanslısınız A grubu öğrencilerim. Halime Hocam bu akşam 7'de maliye dersiyle A grubu canlı derslerimiz başlıyor. Genel yetenek, genel kültür canlı sıfırdan derslerimiz geçtiğimiz hafta başladı arkadaşlar. Eğitim bilimleri derslerimiz de çok yakın bir tarihte başlayacak. Yani kayıt olduğunuzda birçok kurumda bulabileceğiniz o canlı ders hizmetini bizler de size zaten vermiş olacağız. Kayıt olmak için arkadaşlar bu seminere özel yarın saat 17'ye kadar geçer. Yani 24 saat içerisinde kullanabileceğiniz %20'lik bir indirim kodunuz var arkadaşlar. GGK geçen hafta başladı Nazım Hocam. Bir hafta oldu daha. Bu arada bütün dersler kayıt altına alındığı için diğer dershaneler ve kurslar gibi ben işte kurumun planına uyacağım, canlı dersi kaçırdım. Böyle bir kaygınız da olmayacak arkadaşlar. Çünkü tüm dersleri video olarak biz zaten sizin sisteminizde ders bittikten hemen sonra yüklüyoruz. Ve sen o videoyu sınava kadar açıp açıp istediğin kadar izleyebiliyorsun. Ders notları da deneme sınavları da bunlar da bizim hediyelerimiz arkadaşlar. Eğer A grubundan hazırlanıyorsanız şu an A grubu artı genel yetenek, genel kültür seminer üzeri indirimli tutarım 10.000 TL arkadaşlar. Hiçbir şey değil. A artı B yarın 5'e kadar kayıt olursanız %20 indirimle 10.000 TL. İçinizde öğretmenlerin varsa Rabia Hocam söylentileri duyuyorum ama o söylentiler hayata geçerse de 2026 yılından itibaren aktif olacak. Sizi etkileyen hiçbir durum yok. Şu an 25 dönemi ve müfredatı başladığı için bu yılın öğrencileri etkilenmeyecek. Siz mülakata girmeyeceksiniz. Mülakat kalktı. Akademi var. Akademiden sorumlu olacaksınız. ÖABT'ye de eğitim bilimlerine de GGK'ya da bu yılın öğrencileri girecek. Aynen öyle. Önümüzdeki yılın kanunu olacak bu. Eğer onaylanırsa tabii ki de. Öğretmenlerim, kıymetli hocalarım, burada gördüğünüz alanların eğitimlerini veriyoruz. Derslerimiz video ders ÖABT için güncel. GGK eğitim bilimleri derslerimiz canlı. Özellikle dikap hocalarım vardı. ÖABT'ler arkadaşlar, yani ÖABT'nin de birlikte olduğu kurslarım şu an 10.000 TL. %20 indirimle birlikte 8 bin liraya düşüyor. Yani GYGK, eğitim, ÖABT 8 bin lira. Ne zamana kadar?
Yarın 5'e kadar arkadaşlar bu tutarları kaçıran çok şey kaybeder. Eğer sadece GY, GK ve eğitim bilimlerine hazırlanıyorsanız, yani ÖABT'si olmayan bir alanın öğretmeniyseniz arkadaşlar. Ayşe Hocam henüz netleşmedi. Sadece rehberlik hizmetimiz yok. Kurslarımıza kayıt olan öğrencilerimiz akıllı sistemimizin koçluğundan faydalanıyor. İndirimden faydalanmak için sistem yöneticim linkimizi paylaşabilir misin? Kayıt olmak isteyen öğrencilerin bu linke tıklamak zorunda çünkü. Seminerden bu indirimi kazandığınızı belirlememiz için arkadaşlar ilettiğimiz linke tıklayın. Eğer GGK ve eğitim bilimlerine kayıt olursanız normalde 8.500 lira %20 indirimle birlikte arkadaşlar 6.500 liraya düşüyor. Sadece GGK eğitim 6.500. Canlı dersler bir tek ÖABT'ler, video arkadaşlar A grubu da canlı ders, GGK da canlı ders, eğitim bilimleri de canlı ders. Hepsi sıfırdan başlıyor. Şu an hiçbir kaybınız yok arkadaşlar. Video dersleri hediye. Ama en önemlisi akıllı sistemden faydalanıyor oluşunuz. Yapay zeka programınızı yapacak. Her hafta performansınızı ölçecek. Her hafta ders çalışma programınızı sınav haftasına kadar, son haftaya kadar yeniden revize edecek. Sizi sürekli olarak takip edecek. Dikkat dağınıklığı düzeyinize göre molalarınızı, unutma düzeyinize göre tekrarlarınızı, seviyenize göre hangi derste ne çalışacağınızı belirleyecek arkadaşlar. Yani bireysel olarak yapay zeka size koçluk yapacak. Bu sisteme kayıt olduğunuzda Türkiye genel deneme sınavlarınız olacak. Dijital kaynaklarınız olacak. Canlı dersleriniz GGK eğitim ve A grubu için olacak. ÖABT için derslerimiz video olacak. Canlı derslerimizin videoları da hediye edilecek size ve dönem sonuna kadar sadece ilettiğim tutarlardan, yani A artı B'ye 10.000 TL, GYGK eğitim ve ÖABT'ye arkadaşlar 8.000 TL, GYGK ve eğitim bilimlerine 6.500 TL üzerinden kayıt olmuş olacaksınız. Şu an bu kalitede, bu tutarda başka bir muadili hizmet veren hiçbir kurum yok arkadaşlar. Arzu ederseniz bütün kurumları araştırın, görüşün. En eski, en köklü, 10 yıldır piyasada varlığını devam ettiren, her geçen yıl başarısını, derecesini, atanma oranını artıran tek eğitim kurumu biziz arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız. Sorgulatabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Teknokent'e de bağlıyız arkadaşlar. Dediğim gibi şu an güvenebileceğiniz kaliteli bir kurumun seminerindesiniz aslında. Tam tevafuk yollarımız belki de bu seminer vesilesiyle kesişti. Belki de beni, bizi ilk kez yeni tanıyorsunuz. Ama bu yol kesişmesinin ben bir hayıra yorulacağını düşünüyorum açıkçası. Eğer destek almıyorsanız, bu süreç desteksiz, açık ve net söylüyorum, çok zor. Bir rehberlik öğretmeni olarak söylüyorum. Yıllardır binlerce öğrenciye koçluk yapan bir öğrenci koçu olarak söylüyorum. Gerçekten yıpratıcı ve zor arkadaşlar. İmkanlarınız dahilindeyse tek uzeme kayıt olup sürecinizi daha konforlu, daha verimli geçirmenizi isterim. Biz bunun için buradayız. Bu hizmetleri de sizin gibi kıymetli öğrencilerimizin başarılarını arttırması, atanmalarına vesile olmak için veriyoruz zaten. Anlaştık mı? Linki yeniden son kez iletiyorum. Linkin geçerliliği arkadaşlar, yarın 17, tam 24 saatlik bir kampanya bu %20 indirim kampanyası. Kredi kartınız varsa karta taksit yapabiliriz. Peşin ödeme de yapabilirsiniz. Bu indirimden sadece linke tıklayan öğrencilerim faydalanabilecek. Tıklayan öğrencilerime öğrenci koçlarım arayacaklar. Ekstra sorularınız varsa sizi aradıklarında lütfen sorun. Ve WhatsApp'tan benim seminerimden geldiğimi de hatırlatmayı unutmayın kıymetli öğrencilerim. Umut ediyorum bu yılımız 2025 yılımız bomba gibi geçer arkadaşlar. Umut ediyorum bütün bilgiler çorap söküğü gibi art arda gelir ve kalıcı hafızamızda sınav tarihine kadar sıcak bir şekilde kalır. Hepimizin yılı olsun. Başarılarla dolu birlikte bir dönem geçirelim. Çok isterim.
Güzel ve etkin katılımınız için çok ama çok teşekkür ediyorum kıymetli YKKPSS öğrencilerim. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kayıt olursanız daha sık görüşeceğiz hem telefonda hem özel seminerlerimde. Çok teşekkür ediyorum yeniden. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kayıt olmak için linke tıklamayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başarılarla dolu bir dönem geçirmek dileğiyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.